Herkese merhaba. Bugün baskı tekniklerini kullanarak farklı desenlerle kilden tabaklar yapacağım. Hatta bu tabakları takı sunumlarında da kullanmak üzere tasarladım. Size de fikir olacağından eminim. Hadi başlayalım. Hamur işlerinde olduğu gibi kilde yapılan çalışmalarda da insanın enerjisinin o çalışmaya yansıdığını düşünüyorum. Bu tarz çalışmaları aydınlık, temiz bir ortamda ve güzel bir müzik eşliğinde yaptığımda daha çok keyif alıyorum. Siz de benim gibi yapabilirsiniz ya da bu videoyla size eşlik etmemi sağlayabilirsiniz. Konuya dönecek olursak, buradakili açarken çok ince açmamaya özen gösterin çünkü sonrasında kırılmaya sebep olabiliyor. Baskı yaparken öncelikle yaprakları kullanacağım. Yapan ya da kurutulmuş çiçekler de gayet iş görür. Hatta evde varsa bir parça kesip kullanabilirsiniz. Bir tanesinde çizgilerin daha derin görünmesini istediğimden üstünden geçiyorum ama bu çok da gerekli değil. İlk aşamada pürüzlü yüzeyleri suyla düzelteceğim. Kenarları hafif yumuşayınca daha düzgün görünmesi için spatula ile tekrar üzerinden geçtim. Bombeli bir görüntü için kaktüs saksılarını kullandım. Bu şekilde kurumaya bırakacağım. Ama siz daha büyük bir kasenin içine, yani taban kısmına yayarak daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu sefer de pasta kalıbını kullanacağım. Sanırım bu videoda kil dışındaki birçok malzemeyi mutfaktan aldım. Bir sonrakinde ortaya karışık bir baskı yapacağım. Galiba yaprakların hakkını vermek için hepsini de kullanmak istedim. Burada da küçük bir kuru yemiş kasesi kullandım ama bu şekilde yaptığınızda altta bir miktar iz bırakacaktır, baştan söyleyeyim. Dediğim gibi büyük bir kasenin tabanına yayarak kurutursanız böyle bir sorun da olmaz. Bu midyeyi de takı yapımı için almıştım, hatta büyük olduğu için epey işimi gördüm. Ve bu sefer de karşınızda bir adet reçellik var. Ama bu midye tam cuk oturdu kendisine, o yüzden sanırım tam istediğim sonucu alabileceğim. Geride kalan kil sırasını beklediği için biraz kurudu ve çatladı ki bu en sevmediğim şey. O yüzden hafif ıslatarak yüzeyi düzelttim. Meşhur muşamba örtümü burada da kullanıyorum. Bu sefer dikdörtgen kesmeye karar verdim. Sadece kenarlarından hafifçe kıvırıyorum. Sanki bu sefer de biraz Barbie tepsisine benzedi. Ve hepsinin kurumasını sabırla bekliyorum. Bu bekleme süresi en az 24 saat ama bazen kil kısmen tam kurumuyor. O yüzden 48 saate kadar bekleyebilirsiniz. Şimdi yüzeyde kalan pürüzleri zımparalıyorum. Bu inanılmaz işe yarayan bir yöntem. Zımparanız yoksa sert bir kraft kağıdı, hatta tırnak törpüsüyle bile bunu yapabilirsiniz. Ama mutlaka altına benim yaptığım gibi bir kağıt serin çünkü etraf bayağı toz olacak. Sonra arkamdan laf etmenizi istemem. En sevdiğim kısma sıra geldi. Şimdi bu tabaklara biraz makyaj yapacağım. Bazılarının tabanını beyaz boyayarak başlıyorum. Yapraklardan bir tanesini tamamen koyu yeşil yapacağım. Ama hiçbirinde tek renk kullanmayı düşünmüyorum.
Bunun da taban kısmını beyaza boyamıştım. Şimdi diğerinden farklı olarak yüzeysel bir şekilde yeşille üzerinden geçiyorum. Bu tarz bir boyama gerçekten farklı bir hava veriyor. Hatta bu benim bayağı hoşuma gitti. Çok ince bir fırçayla baskıların üzerinden geçeceğim. Bu arada ince fırçalarla daha minimal desenlerden geçeceğiniz için fırçayı ıslatmayın çünkü su boyanın dağılmasına sebep oluyor. Böyle yeşil yeşil gözüme çok boş göründü. Biraz gold renkle tabağı şenlendirmek istiyorum. Bu desen ve bu renkler birleşince bana biraz mitolojik sembolleri andırdı. Kenarları gold renkle gelişi güzel boyuyorum. Fırçaya bir miktar boya alıp yine gelişi güzel sıçratarak süslüyorum. Sanırım gelişi güzel şu anda en çok kullandığım kelime oldu. Bu tekniği o kadar çok sevdim ki hızımı alamayıp diğerlerinde de uyguluyorum. Midiyi süngerle boyamaya karar verdim. Bildiğiniz bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. Evet, yine bir mutfak malzemesi. Ve bu teknikle farklı renkler arası yumuşak geçişler yapmak çok kolay. Sonuncusunda da yeşilin farklı tonlarını kullanacağım. Bu tarz metalik boyaları da kesinlikle suyla karıştırmadan kullanıyorum. Burada tamamen yüzeysel bir boyama yaptım ki bu biraz eskitme görüntüsü verdi. Boya kuruduktan sonra son aşama vernikleme. Zaten akrilik boyaların kuruması çok zaman almıyor. Ben burada ekstra parlaklık veren bir vernik kullandım. Aynı yöne doğru bol bol sürüyorum. Bu arada önemli bir hatırlatma yapayım. Bu tabaklarda gıda maddesi kullanmamalısınız. Çünkü yeme içmeye uygun seramik ürünlerinde sırlama yapılır ve farklı malzemeler kullanılır. Yani benim kullandığım kil ve vernikler tamamen dekoratif ürünler için uygun. Ve nihai sonuç gerçekten beni çok memnun etti. Özellikle takıların sunumu için bu tarz farklı ürünler şimdiden kafamda oluşmaya başladı. Siz de kendiniz için veya hediye olarak sevdikleriniz için kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Yorumlarınız ve düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum ve bağlantıyı koparmayalım diyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.